Merhaba arkadaşlar, bilinçli tüketici aritmetiği konumuza hoş geldiniz. Yine ticaretin içerisinde önemli bir konu, ticaret düşünenler için, ticari hayata atılmayı düşünenler için çok faydalı olacak olan bir konu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de bir soru bekliyoruz. Bütçe nedir? Bütçe bir devletin, bir kurumun veya bir ailenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümüne bütçe denir. Aylık olarak harcamalarınızı planlarsınız. bu nedir? Aylık bütçenizdir. Belirli bir zaman diliminde kasaya giren toplam paraya ne denir arkadaşlar? Ciro denir. Yani bir şirketin giderleri düşmeden bütün gelirlerinin toplamına ne diyoruz? O şirketin cirosu diyoruz. Satış ile maliyet arasındaki farka da daha önce görmüştük zaten. Kar denir. Aşağıdaki tabloda bir kişinin bir aylık harcamaları listelenmiş. Toplam 6900 TL masraf yapmış. Bu kişinin her ay maaş sabit ve yıllık geliri 7000 TL, 72000 TL'ymiş. 72'yi 12'ye bölersek aylık geliri ne kadarmış? 6000 TL'ymiş. Ne diyor? Masraflarını karşılayabilmesi için aylık geliri en az yüzde kaç artmalıdır diyor. 6000'den 6900'e çıkmalı. Ne kadar fark var arada? 900. 900'ün 6000'e oranı nedir? Sadeleştirirsek 9 bölü 60, 3 bölü 20, 5 ile çarparsak 15 bölü 100 yapar. Yani Yüzde 15 arkadaşlar. İhracat ile ithalat arasındaki farkın pozitif olmasına dış ticaret fazlası. ihracat ile ithalat arasındaki farkın negatif olmasına yani ithalatın daha fazla olmasına ise ne diyoruz? Dış ticaret aşığı diyoruz. İç ticaret, dış ticaret rakamlarından, ticaret odalarından bu rakamları aylık olarak duyuyoruz arkadaşlar. Kulak aşinalığınız da vardır zaten buna. Aşağıda bir ülkenin 6 yıllık ihracat ve ithalat verileri gösterilmiştir. Buna göre 2010 yılındaki dış ticaret fazlası 2011 yılındakinden fazla olduğuna göre X'in alabileceği en büyük değer nedir diyor. 2010 yılındaki X ve 70'miş 2011'dekine 72-80 farkı nedir? 8 Hangisi daha fazla diyordu? 2010 yılındaki daha fazla diyordu. O zaman ne olur şu? 9 olsa x ne olmalı? 61 en fazla olmalı. 2012 yılında dış ticaret fazlası olmadığına göre demek ki ihracatla ithalat birbirine eşit. 82 ise y denedir. 82'dir. Bir ülkedeki trafik cezalarının gecikme faizi her ay başlangıçtaki ceza tutarının %4'ü oluyormuş. X TL tutarındaki trafik cezasını 3 ay geciktirmiş vatandaşın biri. 500 TL, 504 TL ödemiş. 3 ayda ne kadar gecikme öder? %12 öder. 4, 4, 4, %12. Ana borcu ile birlikte %112'si neymiş? 504'müş. %12'sini istiyor bizden sadece ceza istiyor. %12'si nedir diyor. X'i nasıl buluruz buradan? 12 çarpı 504 bölü 112'den ne gelecektir? Bu işlemi yaparsak 54... Gelecektir. Bir banka kullanılan kredilerin geri ödemelerindeki gecikmelerde her ay ilk ödenecek tutanın %3'ü kadar gecikme faizi alıyormuş. Aylık kredi ödemesi 2500 TL olan bir kişi kredi ödemesini kaç ay geciktirirse 2650 TL olarak öder diyor. Aradaki fark ne arkadaşlar? 150 TL gecikme ödeyecek. Peki 2500'ün %3'ü ne? 2500'ün %3'ü ne yapar arkadaşlar? Sıfırları sadeleştirirsek 75 TL yapar. Peki kaç ay geciktirirse 150 TL öder? 150'yi 75'e bölersek 2 ay geciktirirse 150 TL öder. Vergi problemlerine girmeden arkadaşlar bazı vergi çeşitleri var. Onlardan bahsedeyim. Bunlardan biri KDV katma değer vergisi. Ürün satılırken devlete ödenen vergidir. Bir diğeri ÖTV özel tüketim vergisi lüks tüketim ürünlerinden alınan vergidir. Bir de özel iletişim vergisi var. ÖİV özellikle telefon altyapısında uygulanan vergi. Bir de araçlar için uygulanan bir vergi çeşidi MTV var arkadaşlar. Örnek 5'e bakalım. KDV'siz fiyatı 2500 TL olan bir televizyona uygulanan KDV oranı %8'dir diyor. Buna göre bu televizyonun KDV dahil fiyatı nedir? KDV'siz fiyatı %100 diyelim arkadaşlar. %100'ü 2500 TL'ymiş. KDV'li fiyatı ne kadar? %108 olacaktır. Nedir? diye arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından 108 ile 2500'ü çarpıp neye böleceğiz? 100'e böleceğiz. 2 sıfır giderse ve çarpma işlemini yaparsak 2700 yapacaktır. Aşağıda bir marketten yapılan alışveriş fişi gösterilmiş arkadaşlar. Şampuana %18 KDV'li 11.80 TL ödenmiş. Zeytine %8 KDV'li 5.4 TL ödenmiş. Ne kadar KDV verilmiştir diyor. Şimdi burada gösterilen rakam KDV dahil fiyatlarıdır arkadaşlar. Yani %100 kendi fiyatı %18'de KDV. %118'i 11.80'miş. O zaman %18'i ne olur? 1.8 olur orantıdan. Yine alttakinde %108'i 5.40'mış. 5 katı arkadaşlar 5 katının 100'e bölümü. %8'i ne olur diyor. 5 ile çarparsak 40, 100'e bölersek 0.4 TL olacaktır. Buradan da bizden ne istiyor? Bu rakamların toplamını istiyor. 1.8 ile 0.4'ü toplarsak ne yapacaktır? 2.2 TL KDV ödemiş olacağız. Cep telefonu faturalarında kullanım tutarının %25'i kadar özel iletişim vergisi ve %18'i kadar KDV alınıyormuş. Toplam %43 vergi var arkadaşlar. %100 fatura varken ne kadar vergi varmış? %43 vergi var. Peki ne diyor? Kullanım tutarı ile fatura arasında 107,5 TL fark olan bir faturanın kullanım tutarı kaç TL'dir diyor. Toplam ödenen fatura ne kadar? Yüzde yüzde 43'ü toplarsak 143 yapacak arkadaşlar. Bu fatura oluyor. Bu ödediğimiz ana para. Şu da vergisi 143 fatura. Diyor ki fatura ile ne arasındaki diyor kullanım tutarı. Şu kullanım tutarı. Kullanım tutarı arasındaki fark vergi ne kadarmış? 107,5 TL'ymiş. 107,5 TL'ymiş arkadaşlar. Buna göre ne diyor? Tutarı nedir diyor. Yüzde nedir diyor. Baktığımızda 43'ün kaç katı? 107,5? buçuk. buçuk katı arkadaşlar. O zaman 100'ün iki buçuk katı ne olacaktır? 250 olacaktır. Demek ki kullanım tutarı 250. Buna 107,5 lira vergi veriliyormuş arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir ülkede motor silindir hacmine göre 0 km otomobillerin fabrika çıkış fiyatına eklenen ÖTV oranları verilmiş. Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve fabrika çıkış fiyatı XTL olan araca ödenen ÖTV miktarı şu aralıkta arkadaşlar bu araç ne kadarmış? %20'ymiş ÖTV oranı. Ne kadar ÖTV ödenir? X'in %20'si kadar ÖTV ödenir. Motor silindir hacmi 1800 ve çıkış fiyatı YTL olan aracı ödenen ÖTV miktarına. Ee, bu bu aralıktaymış arkadaşlar. Bir dakika ne diyordu? 1800 evet bu aralıkta. %60 ÖTV'si var. Y'nin 60 bölü 100'ü. Bunlar neymiş birbirine? Eşit. Ve motor silindir hacmi 2000. Şu alttaki kademede arkadaşlar. Şu kademede. Ve fabrika çıkış fiyatı ZTL olan Aracı ödenen ÖTV miktarının yarısı kadardır. Buna ödenen ÖTV nedir? Z çarpı 80 bölü 100'dür. Bunun yarısına eşitmiş. Buna göre yüzleri sadeleştirirsek şu sıfırları da götürelim. 8'in yarısı da 4. Ne olacaktır? 2x eşittir. 6y o da eşittir. 4z olacaktır. 2 ile sadeleştirirsek x eşittir. 3y o da eşittir. 2z aradığımız cevap olacaktır. Otomobil satış fiyatları ÖTV dahil fiyata %18 KDV eklenerek hesaplanıyormuş. Motor silindir hacmi 1300 metreküp olan bir aracın ÖTV oranı %45'miş. ÖTV de e, aracın fabrika çıkış fiyatının üzerine ekleniyor arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Satış fiyatı 85.550 TL olan bu araca ödenen ÖTV miktarı nedir diyor. Şimdi en son %18 KDV ekleniyordu. Şu ÖTV'li fiyat ÖTV'li ile satış fiyatı arkadaşlar. Üzerine %18 KDV eklediğimizde 85.550 TL olarak satılıyormuş. %118'i 85.550 ise %100'ü ne olacaktır arkadaşlar? Orantıdan 72.500 olacaktır. Yani aracın ÖTV'li satışı 72.500'müş. ÖTV'li satış demek aracın fabrika satış fiyatına %45 ÖTV eklenmesi demek. Fabrika satış fiyatını %100 alırsak bu defa ÖTV'li satış %145, ÖTV de %45 olacaktır. ÖTV'li satış yukarıdaki fiyat arkadaşlar 72.500 %145 72.500'se %45 ne olur diye sormuş bize. Ne olur? 22.500 olacaktır orantıdan. Enflasyon hizmet veya eşya fiyatlarının genel seviyesinin sürekli ve düzenli artışına enflasyon deniyor arkadaşlar. Başka bir deyişle piyasadaki para, para miktarının artmasına bağlı olarak para biriminin değerinin düşmesi ve fiyatların artmasıdır. Biz kısaca enflasyon kelimesini duyduğumuzda aklımıza zam gelecek arkadaşlar. Enflasyon eşittir pratik olarak tam olarak değil ama pratik karşılığı zamdır arkadaşlar. Bir ülkede yıllık enflasyon oranı %20'dir. O zaman 100 liralık bir ürün bir yıl sonunda kaç lira olmuş demektir? 120 lira. Yani %20 zamlanmış demektir arkadaşlar. Aynı yıl memur maaşlarına %8 oranında zam yapılıyor. Memurun maaşı da 100 TL ise onun maaşı kaç TL oluyor? TL oluyor. Bir yılın sonunda şu enflasyona göre, şu maaşa göre. Maaş zamına göre. Peki ne diyor bize? Ne sormuş burada? Buna göre bu ülkedeki memurun alım gücü yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi Ürün bizim baz aldığımız nokta arkadaşlar. Bir ürünün fiyatı 100 TL iken 120 TL oldu. Memurun maaşı da 108 TL oldu. Ne kadar azalmış? 12 TL. 12'nin ürün fiyatına yani 120'ye oranı nedir? %10'dur. Demek ki memurun alım gücü %10 azaldı. Aşağıdaki tabloda 5 farklı ürünün 2016-2017 yıllarındaki fiyatları verilmiş. Ülkede bu 5 ürüne göre hesaplanan yıllık enflasyon oranı %16'ymış. Yani 100 liradan ürünler 116 liraya çıkıyormuş. O halde diyor X kaçtır diyor. 2017 fiyatlarını topladığımızda 232 olduğunu görüyoruz. E, 116 geldiğine göre 232 hangi rakamdan gelir? 200'den gelir çünkü 2 katı 2 katı. Demek ki 2016'daki fiyatların toplamı ne olmalıymış? 200 olmalıymış. Toplayıp 200'e eşitlersek x'in ne olması gerekir? 42 olması gerekir. 42 olursa toplamı 200 yapıyor. Vade farkı bir ürün veya hizmet için ödenmesi gereken paranın peşin yerine belirli bir vade sonunda daha fazla olarak ödenmesi durumunda oluşan farka vade farkı denir. Örneğin bir ürün peşin 100 TL'ye satılırken 6 ay sonunda ödenecek şekilde 120 TL'ye satılırsa vade farkı 20 TL olur. Pratik olarak taksitli alışveriş yaptığınızda ödediğiniz farka peşin ve taksitli farkına ne deniyor arkadaşlar? Vade farkı deniyor. Örnek 12 tabloda bir mağazada satılan ürünlere taksitli fiyatlarda uygulanan vade farkları gösterilmiş. Ve %3 6 ayda %6 9'da %8 fark uygulanıyormuş. Peşin fiyatı 1500 TL olan bir ürünü 6 ay eşit taksitle alan bir kişinin aylık ödemesi ne olur diyor. 6 ay dediğine göre 6 aylık farka baktığımızda %6 olduğunu görüyorum. Yani 1500 TL %6 şeklinde artacak. Yani 106 bölü 100'e çıkacak fiyat arkadaşlar. Ne olur fiyat o zaman? 1590. %6'sı 90 lira yapar 1500'ün. Üzerine eklersek 1590 eder. 6 taksite böldüğümüz için 6'ya bölersek 1506'ya bölersek 250. 90'ı da 6'ya bölersek 15. Ne yapar taksitler? 265 TL yapacaktır. Bu mağazadan 9 ay eşit taksitle ürün alan bir kişinin aylık ödemesi 288 TL'ymiş. Buna göre bu ürünün peşin fiyatı kaç TL'dir diyor. %108 arkadaşlar 9 ay olduğu için %8 fark kaldı. Neymiş? 88 çarpı 9 ay olduğu için 9 da çarptım. %100'ü ne olur diyor arkadaşlar. 108 9 çarpı 12'dir. Bunları sadeleştirirsek şöyle. Ne gelir buradan? 24. Yüzde de çarparsak ne olacaktır? 2400 aradığımız cevap olacaktır. Kredi belirli bir miktar paranın bir kuruma veya kişiye belirli bir süre sonunda geri ödenmesi şartıyla verilmesine kredi denir arkadaşlar. Üretim kredisi veya tüketim kredisi şeklinde kullanılabilir. Bankadan veya tüzel kişilerden faizle para alınması pratik olarak arkadaşlar faizle para çekilmesi nedir? kredidir. Örnek 13 bir bankanın 36 ay geri ödemeli tüketici kredilerinde uyguladığı aylık faiz oranı %1'dir diyor arkadaşlar. 36 ayda ne kadardır? %36'dır. O zaman ana parası %100 ise 36 ayın sonunda ödeyecek, ödenecek rakam %136 olacaktır. Ne diyor bu bankadan 36 ay geri ödemeli tüketici kredisi kullanan bir kişi toplam geri ödemesi 20.400 liraymış. Yani %136 20.400 ise %100'ü nedir diye sormuş arkadaşlar bize. Buradan orantıyı uygularsak arkadaşlar x ne gelecektir? 15.000 gelecektir. Yatırım, paranın gelir elde etmek için taşınır veya taşınmaz mala yönlendirilmesi işlemine yatırım denir. Gelir kazanmak amacıyla paranın belli bir yere kullanılmasıdır. 1 avronun 4 TL olduğu bir dönemde 6000 TL'si olan bir kişi parasını tamamıyla avro alıyor. 1 avro 5 TL olduğunda da e, satıyor arkadaşlar. Karı nedir diyor. Önce kazancını bulalım. 4 liraya aldı 5 liraya sattı. 5 bölü 4 çarpı 6 bin lira kazandı. Ne yapar bu? 7 bin 500 TL kazandı arkadaşlar. Karını soruyor bize. 7 bin 500'den çıkarırsak ne kadar kar etti? 1500 TL kar etti. Bir yatırımcı 20 bin TL'sini borsaya yatırıyor. Bu yatırımcı borsadan aldığı hisse senedinin değeri %20 düşünce tamamını satıyor ve parasının tamamıyla altın alıyor. Bir yıl sonra altınları bozduruyor. Son durumda yine 20.000 TL'si var. Yani borsadan kaybettikleriyle altından kazandıkları aynıymış. Dolayısıyla ne diyor? Altının değeri bir yılda yüzde kaç artmıştır? Yani altından yüzde kaç kazanmıştır? 20.000'in yüzde 80'i ne yapacaktır? 16.000 yapacaktır. 16.000'in üzerine ne kadar koymamız lazım 20.000 olması için? 4.000. O zaman 4.000'in 16.000'e oranı nedir? Yüzdesi? %25'tir. Demek ki altın %25 arttığında eski parasını tekrar kazanacak. Zaten yüzde problemlerinde şunu görmüştük. %20 indirimle arkasından %25 artış aynı sonucu veriyor. Bir seyahat ajantası bir lisenin düzenleyeceği gezi için aşağıdaki teklifi sunmuş arkadaşlar. Buna göre geziye 46 kişi katılırsa öğrencilerin verecekleri kişi başı ücret kaç TL olacaktır? 46 nerede? 41-60 aralığında. %10 indirimliymiş 600 TL'de. 600'ün %90'ı ne olacaktır? %10 indirimli ise? 540 TL olacaktır. Geziye toplam 50 öğrenci katılırsa lisenin seyahat ajantasına vereceği toplam tutar kaç TL olacaktır diyor. 50 öğrenci bu aralıkta yine az önce bir öğrencinin ödeyeceği rakamı hesaplamıştık. 600'ün %10 eksiğiydi. %90'ıydı neydi? 540 arkadaşlar. Kaç öğrenci varmış? 50 öğrenci. Çarparsak 50 ile ne olacaktır? 27.000 TL yapacaktır. 35 kişilik bir öğrenci grubuyla geziye giden Ayhan'ın vereceği ücret ne kadar olur 35 kişiyle? %5 indirim ne? İndirimi ne kadardır? 600'ün %5'i indirimi oldu arkadaşlar. Ne olur bu da? 30 TL indirim aldı buradan. Peki... 62 kişilik grupla giderse diyor, en alttaki seçenek bu, %20 indirim alacak o zaman. 600'ün %20'si ne olur? Hesaplarsak 120 TL yapacaktır. Peki aradaki fark ne kadar? 90 TL. Demek ki iki geziye katılım arasındaki ücret farkı ne kadarmış? 90 TL. 2014 YGS sorusu bir hava yolu şirketinde bir adet tek yön bilet fiyatı 150 TL'ymiş arkadaşlar. Tek yönler 150. Bir adet gidiş dönüş bilet fiyatı ise 200 TL'ymiş. Gidiş dönüşler 200. Sonra Ali top bilet almış. X artı 4 tek yönse ise 17'den X artı 4'ü çıkarırsak çift yön ne olacaktır? 13 eksi X. Buket toplam 16 bilet almış. Gidiş dönüş X ise tek yön ne olacaktır? 16 eksi X bilet almış. Ne diyor? Ödedikleri ücretler eşitmiş. Ali'nin ödediği ücretle Buket'in ödediği ücret. Ali'nin ödediği ücret ne kadar? X artı 4 çarpı X artı 4 çarpı 150 artı 13 eksi X çarpı 200. Peki Buket'in ödediği ücret ne kadar? 16 eksi X çarpı 150 artı X çarpı 200. Buradan 150 ve 200'leri 50 ile sadeleştirirsem 3, 4, 3, 4 hepsini 50'ye böldüm arkadaşlar. Düzenlersek burayı ne olur? 3x artı 12 artı 52 eksi 4x burası eşittir. Burası ne yapar? 48 eksi 3x artı 4x olur. Buradan da işlemleri yaparsak x eşit ne gelecektir? 8 gelecektir. Bir restoranda iki pide menüsü alana bir sinema bileti hediye ediliyormuş. İki pideye bir sinema bileti hediye. Sinema gişesinde satılan bir sinema biletinin fiyatı pide menüsünün fiyatından 5 TL fazlaymış. Pide menüsünün fiyatı x ise sinemanınki de neymiş? x artı 5'miş. Birlikte sinemaya giden dört arkadaş bu restorandan dört menü alarak iki hediye bilet kazanmış. İki tane sinema biletini hediye alıyorlar arkadaşlar. Dört tane de menü alıyorlar. Ödedikleri rakam ne olur? 4x. Ee, peki kalan iki kişi ne yapacak? Sinema bileti alacak. 2x artı 5'te sinema biletini ödeyecekler. Tam 88 TL harcamışlar. Bunların toplamı neymiş? 88. Buradan 4x, 2x tane yapar. 6x. 2 kere 5 10. 88 ise 10'a attık 78. 6'ya bölersek x ne gelecektir? 13 gelecektir. Neyi bulduk? Pidenin fiyatını bulduk. Bizden ne istiyor? Sinema biletini soruyor. X'e 13 verirsek 13 5 daha ne yapacaktır? 18 yapacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Bir memur her ay maaşını 1 bölü 4'ünü ev kirasına, 1 bölü 3'ünü mutfağa harcıyormuş arkadaşlar. Maaşı 12x olsun, 3x'i kira, 4x'i mutfakmış. Ne kaldı geriye? 5x'ini de kenara koymuş herhalde. Ne diyor? Kalan parasını 5 ay boyunca biriktirmiş. Bir ayda 5x biriktirirse, 5 ayda ne yapar? 5x çarpı 5 kadar biriktirir. Ne kadarmış rakam? 6.250 TL'ymiş. 25x 6.250 ise x ne olacaktır? 25'e bölersek 625'i 25, bir de yanında 0 var, 250 TL oldu. Demek ki her ay e, şey x ne kadarmış 250. Ne istiyor bizden memurun maaşı nedir diyor? 12 çarpı x ne yapacaktır? 12 çarpı 250, 3000 yapacaktır. Berna annesinden 75, babasından 125 TL haftalık 200 lira alıyormuş arkadaşlar. 3 hafta sonunda toplam 285 TL biriktirmiş. 285'i 3'e bölersek haftalık ortalama 95 TL biriktirmiş. 200 TL'den 95'ini biriktirirse çıkardığımızda demek ki 105 TL her hafta harcıyormuş arkadaşlar. O zaman ne diyor? Günde ortalama kaç TL harcamıştır? Bir hafta 7 gün olduğu için 105'i 7'ye bölersek günlük 15 TL harcamış olacak. A ürününün KDV oranı %8. KDV dahil fiyatı 216 imiş. B ürününün KDV oranı %18, KDV dahil fiyatı 295'miş. Buna göre A ve B ürünlerine ödenen toplam KDV miktarı nedir diyor. Baktığımda 2 katı olduğunu görüyorum. %8 ise 2 katı ne olur? 16 TL KDV ödenir. %118 295 2,5 katı. 18'in o zaman 2,5 katı ne olacaktır? 36 2 katı 9 daha eklersek 45 2,5 katı olacaktır. Bize ne diyor? KDV'lerin toplamı diyor. 16 45 tane yapar. 61 yapacaktır. Bir ülkenin 2018 yılında dış ticaret fazlası 7 milyar dolarmış. 2019'da ise yokmuş. Dolayısıyla 2019'da ithalat ve ihracat aynı olmalı. Değil. Aynı olmalı. 60 62 aynı değil. 66 66 aynı. 60 67 aynı. 70 70 aynı. Sonra 2018'de fark 7'ymiş. 72 eksi 65 7 74 eksi 69 5 Demek ki cevabımız hangisi? C şıkkı. KDV'siz fiyatlar aynı olan A ve B ürünleri için A marka ürünün KDV oranı %8 maliyetleri %100-%100'miş demek ki. B'ninki %18'miş. onu da KDV'si 18 5. A ve B marka ürünlerinden toplam 5 tane alan bir kişi KDV'siz fiyatın %10'u kadar KDV ödediğine göre A marka üründen kaç tane satın almıştır? Ortalama olarak ne kadar ödemiş arkadaşlar? 10 ödemiş. Bakalım farklar ne? 8 ile 10'un farkı 2. 18 ile 10'un farkı ne? 8. Sadeleştirelim ne olur? 1'e 4. Demek ki 4 tane A ürününden 1 tane B üründen almış. Hangisini soruyor? A'dan kaç tane aldı diyor. Cevabımız 4 olacak. Rana ÖTV ve KDV hariç fiyatı 500 dolar olan bir cep telefonu alıyor. Cep telefonu alımlarında cihazın vergiler hariç tutarının %20'si kadar ÖTV, cihazın vergiler hariç tutarının %18'i kadar KDV alınıyor. Yani toplam %38 vergi alınıyormuş arkadaşlar. Hemen 500 doların üzerine %38 vergi yükledim. 138 bölü yüzünü aldım arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Dolar 3.20 TL'ye eşitmiş. Rana kaç TL almış olur diyor. 3.2 TL'yi de 320 bölü 100 yazarsam şu işlemleri yaptığımızda cevabımız ne geliyor arkadaşlar? 2208 geliyor. Birinci, ikinci, üçüncü soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız demiş. Tabloda ülkede motor silindir hacimlerine göre ÖTV oranları gösterilmiş arkadaşlar. Motor silindir hacmi 1200 cm küp Hangi aralıkta bu? 1500 aralığında ÖTV oranı neymiş? %45'miş. 40 bin liralık bir araca ne kadar ÖTV ödenir? 40 binin %45'i kadar arkadaşlar. Ne olur bu da? 45, 90, 180. Yanında da kaç sıfır var? 2 sıfır. Bir de 180'den gelen sıfır var. 18 bin TL ÖTV ödenir. Motor silindir hacmi 2200 cm3 olan bir aracın ÖTV dahil fiyatı 147.000 TL'ymiş. ÖTV'si ne kadarmış? 2200 cm3 olan %145'miş. Ana parası ile birlikte %100, %145 tane yapar? %245'i kaç liraymış? 147 bin liraymış. ÖTV'sini soruyor bana. %145'ini soruyor arkadaşlar. Hesaplarsak bu işlemi ne olacaktır? 87 bin yapacaktır. Otomobil alımlarında ÖTV'li fiyat üzerine %18 KDV eklenerek otomobil silinleniyormuş. Peki buna göre motor silindir hacmi 1600 ve fabrika çıkış fiyatı 30 bin olan aracın satışı nedir diyor. 30 bin önce bir ÖTV'yi bindirelim arkadaşlar. Ne kadardı ÖTV bu aralıkta? Bir geri gelelim. ÖTV'miz bu aralıkta ne kadardı? %90'dı değil mi? Bu aralıkta sordu aralıkta. %90'dı. %190 bölü 100 şeklinde ÖTV'yi üzerine ekledim arkadaşlar. Sonra da bu verginin üzerine bir de KDV bindirelim arkadaşlar. 118 bölü 100'ü de üzerine bindirdik. Ne geldi arkadaşlar? 67.260 67 iyi vergi alındı arkadaşlar gerçekten de. 67.260 TL aracın satış fiyatı oldu. 4. ve 5. soruları verilere göre cevaplayınız demiş. Tabloda bir öğrencinin 10 aylık öğrenim dönemi harcamaları gösterilmiş. Toplam 60 bin lira harcamış 10 ayda. Bir ayda ne kadar harcar o zaman? 60 bini 10'a bölersek ne olacaktır? 6 bin TL aylık harcaması olacak öğrencinin. Yurt ücreti öğrenim dönemindeki toplam harcamaların yüzde kaçıdır? Yurt ücreti ne kadar? 15 bin. Tamamı 60 bindi. 15 bölü 60 yüzde kaç yapar? Yüzde 25 yapacaktır. 100'ü 4'e bölersek 25 yapar. Bir ülkede yıllık enflasyon oranı %10'dur. O zaman bir ürünün fiyatı 100 liraysa bir sene sonra ne olacak? 110 lira olacak. Bu ülkede bir işçinin alım gücünün %10 artması için maaşın, maaşına yapılması gereken zam nedir diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi ürünün fiyatı 110 liraysa memurun maaşı da 100 lira olsun ürünün fiyatının %10 üstünde olmasını istiyoruz maaşının. %10'un %10'u ne yapar? 11 yapar. Eklersek ne yapacak? 121 yapacak. Yani memurun maaşı ne olmalı? 121 lira olmalı. E peki 121 lira olması demek maaşına ne kadar zam yapılması demek? %21 zam yapılması demek. Yeni nesil sorular. Bir yatırımcı parasının yarısıyla arsa, diğer yarısıyla ne alınıyor? Borsa hisse senedi alıyor. 2 yıl sonra arsa ve borsayı satıyor arkadaşlar. Ne diyor? Net karı %30 oluyor. Arsadan %80 kazanmış. O zaman bu kadar kaybetmiş diye soruyor arkadaşlar. İkisinden e, eşit miktarda para yatırdığı için ikisinin aritmetik ortası neymiş? 30'muş arkadaşlar. 80 ile neyi toplayıp 2'ye bölersek 30 yapar. Eksi -20 20'ye. 80 eksi 20 60 yarısı 30 olacaktır. Demek ki borsada %20 kaybetmiş. Bir kişi 100 kilometrede ortalama 6 litre benzin tüketen bir otomobille A şehrinden B şehrine gidiyor. 600 kilometrelik yolmuş. 600 kilometrede ne kadar benzin harcar? 6 kere 6, 36 litre benzin harcar. Ne diyor? A şehriyle B şehri arası kullanılan ücretli yollara verilecek ücret 20 TL'dir diyor. Benzinin litre fiyatı 5 TL. Benzine ne kadar vermiş bu arada? 36 çarpı 5, 180 TL vermiş. Ne diyor? Bu kişinin ücretli yollara ödediği ücret 20 lira. Yolculuğundaki toplam masrafın 180 benzin, 20 de yol ücreti 200. Yüzde kaçıdır diyor arkadaşlar. Yüzde nesidir? Onudur. Bir matbaa sahibi 1 doların 3 TL olduğu bir dönemde ton fiyatı 900 dolar olan kağıttan 250 ton alıyor. 8 ay sonra 1 dolar 3.40 TL oluyor. Kağıdın ton fiyatına zam gelmediğine göre matbaa sahibi kağıtları aldığı tarihten 8 ay sonra almış olsaydı kaç TL daha fazla ödeme yapacaktı? Miktarlar aynı 900 ton ve 250 ton ve 900 dolar. Sadece doların kur fiyatı farklı. 3.40'tan ne olmuş? 3'e inmiş arkadaşlar. O zaman çıkarırsak 3.40'tan 3'ü 0.40 kalır. Yani aradığımız cevap 900 çarpı 250 çarpı 0.40'tır. Bu da ne yapacaktır? Şunu bir basamak kaydırırsam 4, 25 çarpı 4, 100, 900 çarparsam ne yapar? 90.000 yapacaktır. Bir yemek firmasının promosyon listesi arkadaşlar. Bir kişi, iki kişi, iki kişilik menü yerine üç kişilik menü alırsa yüzde kaç daha fazla öder bu listeye göre. İki kişilik menüye bakalım topladığımızda kaç liraymış? 35, 3 kişilik menü kaç lira? 49 lira toplarsak. Aradaki fark ne arkadaşlar? 14 lira. 2 kişilik alsalar 35 lira ödeyeceklerdi. 3 kişilik alırlarsa 14 lira fazla ödeyecekler. 7 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5. Bu da yüzde kaç yapacaktır? Yüzde 40 daha fazla ücret ödeyecekler demektir. Bir giyim mağazasında alışverişini tamamlayan bir müşteri ödeyeceği tutarla ilgili iki seçenekle karşılaşmış. %20'si peşin, Geri kalanı kredi kartı ile taksit olmak üzere. Taksitin tanesi 2x8 liradan 5 taksitte ödeme yapacak. Peki toplam rakam ne olur? 2x8 8 çarpı 5 lira taksitlerin toplamı. Bu ödemenin %80'i. %100'ü nasıl buluruz? Bunu 80'e bölüp yüzde çarparsam ücretin tamamını bulmuş olurum arkadaşlar. Şurası ödenecek ücretin tamamı. İkinci seçeneğe bakalım. %10'u peşin geri kalanı taksitle bir taksit x artı 2 liraymış ve 10 taksit olmuş. O zaman taksitlerin toplamı x artı 2 çarpı 10 olur. Bu neyi veriyor? %90'ını veriyor. %10 peşin ödedi çünkü. Bunu 90'a bölüp yüzde çarparsam tüm rakamı bulmuş olurum arkadaşlar. Ne diyor? Müşterinin mağazadan yaptığı alışverişin tutarı kaç liradır diyor. Yaparsak işlemi, şuradaki yüzler gitti, şuradaki sıfırlar sadeleşti. Ee, i̇çler, dışlar çarpımı yaparsak, buradan ne geliyor arkadaşlar. 52 geliyor. Bir tanesinde yerine yazalım 52'yi. Bir tanesinde yerine yazarsak, şurada yerine yazalım arkadaşlar. Ne geliyor? Yerine koyarsak, 600 TL ödenecek toplam tutarlar. Tamer ve iki çocuğu ve eşiyle birlikte tatile gidecektir. Arabayla giderlerse 250 lira yakıt parası, 20 lirada çocuk başı veya kişi başı yemek ücreti ödeyecekler. Toplam ödeyecekleri ücret ne olur? 80 artı 250 330 TL olur. Uçakla diyor, kişi başı 90 TL masraf varmış. Toplam ödeyecekleri ne olur? 360 olur. İki ödeme arasındaki fark kaç liradır? 30 TL'dir. Bize de bunu soruyor arkadaşlar. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde Yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.